Selam gençler, bugün sizlerle efsane bir survival sunucusuyla karşınızdayım. Yani gerçekten efsane bir survival sunucusu arkadaşlar. 1.20 tabanlı. 1.20 deyince bu gözünüzü korkup demeyin, çıkmayın sunucudan. 1.15.2 üstü girebiliyor sunucuya. Ama sunucuda ise ya bloklar farklılaştığı için 1.20'de 1.18 üstü girmeniz tercih edilir diye bilgilendirmemiz var. Ama yine de 1.15, 1.16.5 ile vesaire girebilirsiniz sunucuya. 1.20 tabanlı bir sunucu. Ne kadar üst limitte girerseniz o kadar sizin için rahat olur. Sunucudan atma vesaire gibi konular olmaz. Bunu da zaten sunucuda bildiriyorlar. Sunucuda çok fazla sistem var gençler. Gerçekten etkinlikler, eventler, ödüller çok fazla. Gerçekten oynanabilecek şu an Türkiye'de tek survival sunucusu diyebiliriz. İsim vermek istemiyorum. Birkaç tane de sunucular var ama açıldığı gün biten sunucular var yani. İsim vermeyeceğim. Patron var ve müşahit var. Müşahite geçmeden önce patrondan şeyleri alabiliyorsunuz gençler. Ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Ardından müsait değilse oy sitelerini, toplu sunucularınızı ve web sitelerini vesaire görebilirsiniz. Sunucunun sahibi Furki. Gelir gelmez bu yol arkadaşlar full bilgilendirme yolu. Menüden istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Warp'lar var, kitler var, ayarlar, mağaza, etkinlikler, rütbeler, sistemler, marketler ve kurallar. Warp'lara geçtiğimizde ise oyuncu bölgeler ve sunucu bölgeler diye ayrılıyor. Boss, orman, balıkçı, sıralama, kasalar, ne? Karaborsa, köylü, Kotarena, demirci, kaptan, korkak arena. Korkak arena'da eşya düşmesi bildiğim kadarıyla o. Burada ise oyuncuların marketlerini görebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Kitlere geçtiğimizde ise VIP kitleri ve rütbe kitleri var arkadaşlar. Oyuncu var. Ondan sonra rütbeleri atlayabiliyorsunuz. Ranklara geleceğiz. VIP'te ise VIP, VIP Plus ve VIP Max var. YouTuber rankımız var arkadaşlar. Tabloda şu şekilde göstereyim. O da VIP kiti alabiliyor. VIP kiti, ilk VIP kiti yani sırada. Koruma, eşyalar, yaylar, elmas eşyalar ve çapa veriyor. Arkadaş depo var mı? Bu bölümlük depoya bunları koyalım olurlarımız. Kitimizi geçtik. Ardından ayarlar. Burada kendinize göre ayarlarınızı etkinleştirebilirsiniz. Mağaza burada site mağazası yani. Spamlarlar, flylar, mesela battle pass'lar. Battle pass'lar var, çok müthiş bir şey. Kasalar, VIP'ler buradan alabilirsiniz. Etkinlikler gördüğünüz gibi gençler çok fazla bir etkinliğe sahip. Şu an bir tane boss kesiyorlar ve 25 dakika yani koş kazan etkinliği başlayacak. 23 dakika sonra sağ tabelada görebiliyorsunuz her şeyi. Burada bütün etkinlikleri görebilirsiniz. Ardından rütbelere giriyoruz. Hırslı yani gereksinimleri görmek için sol tıklayın diyor. Hırslı rütbesi gereksinimleri 10k para, 250 dakika oyun süresi, 48 zombi öldürme, iskelet, creeper, inek, domuz, tavuk, elmas vesaire görevler var. Gerçekten uğraştıracak rütbelerde bizi. Sistemler, çok fazla sistem var demiştim ya arkadaşlar. Bakın bura var, bir de bura var. Burada yapabileceğiniz bütün sistemleri görebilirsiniz. Çiftçi ve çiftlik. İkisi çok farklı bir şey arkadaşlar. Büyülü huniler var, görevler var. Takas vesaire. Bütün sunucu içi şeyler var. Az önce claim mi gördüm? Aynen. Claim ban vesaire. Ardından marketlere geçiyoruz. Epic eşyalar, sunucu marketi ve oyuncu pazarı var. Epic eşyalar girdiğimizde büyülü hunuyu buradan alabiliyoruz arkadaşlar. 10k oyun parasına, normal huni ise 1k. Çiftlik 20 bin, çiftçi 50 bin. Çiftlik başka bir şey oluyor. Sistemlerden bakabilirsiniz. Aslında anlatalım bir dakika. Satış çubuğu var arkadaşlar. Ardından claim bloğu da buradan alabiliyorsunuz. Sistemlere girip çiftçiliğe tıklamak istiyorum. Ektiğiniz mahsulleri ekip biçer, depolar, büyüme etkenlerini yükseltebilirsiniz. Yani sistem otomatik ekip biçiyor. Siz bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. O ne kadardı? Epic Market'ten baktığımızda 20K'ya yapabilirsiniz. Kurallar var. Buradan okuyabilirsiniz kuralları. Kurt eventi var. Bu kurdun besleme sayısı 500 değerine ulaştığında ödül alınır diyor. Şu anki durumu 65'te. Sistemler burada. Etkinlikler, eventler sayılır. Hesap eşli yapabilirsiniz Discord üzerinden. Görevler. İki çeşit görev var arkadaşlar. Biri Battle Pass görevleri, biri oyun görevleri. Aşamalar var. Kolay vesaire diye. İlk birinci aşamada mesela 500 XP kazan diyor arkadaşlar. Bu görev başlamak için sol tıklayın diyor. Görev başlandı gibi. Ama bir görev bitirmeden diğer görevlere geçemiyoruz. O yüzden ilk önce bunu yapmamız lazım. Ardından Battle Pass var gençler. Battle Pass ödülleri burada. Spamdır mı? Aynen. Üst taraf ücretsiz bildiğim kadarıyla ve ücretsiz de bile spamdır veriyor, onu gördüm. Bunun görevlerini ise arkadaşlar burada görevler diyerekten haftalık görevler. Şu an ilk 2 hafta olmuş. Bitirebilirsiniz. Burada haftalık görevleri de 2000 XP baloncuğu kazan diyor. 50.000 saniye oyunda kal diyor. Saniye bakın. 100 adet coin kırp diyor bakın. Konuşma, gezgin, koşma yani vesaire. Onun dışında şuradan da günlük görevlerinizi yapabilirsiniz. Bir fener yaptı. Günlük görevler değişiyor burada her gün. İskelet öldür diyor, rakip katlet diyor, taş kır diyor,
Bakır Cevher. Bu ikisini yapabiliriz, bir de bunu yapabiliriz belki gibi. Bölgeler var arkadaşlar. Oyuncu bölgeleri ve sunucu bölgeleri var. Vardılar yani. Burada ayarlar söylemiştik. Marketler, oyuncu pazarı dediğimizde slash ah burası arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğim ihale miydi lan buradaki? Ah yazamamışım. Ah. Burada oyuncu kafa düşme özelliği de var. %35 ihtimalle. Bu arada arkadaşlar. Ah'ta eşya satıp eşya alabilirsiniz arkadaşlar. Ardından mağaza var. Sunucu sitesi ve Battle Pass de burada. Şanslı taş sürüsüyle var arkadaşlar. Bunlar metin taşı gibi görebilirsiniz. Bunları kırdığınızda arkadaşımız orayı kırıyor. O yüzden ben depoya bir geçip size göstermek istiyorum. Bayağı kırıyoruz. Ha, daha bu aktif değil. Özür dilerim. Aktif olan bir tane taş bulayım. Kupamın etraflarında var. Mesela burada bile taş var. Burası da kasalar arkadaşlar. Gelmişken göstereyim. Boss kasası var. İki sayfa boyunca etkinlikler, golem spamlar vesaire. Olimpiyat kasası var. Sunucunun en çok tercih edilen kasalarından biri. Çünkü max VIP çıkıyor. Spamlar kasasında spamlar ve spamlar kasa anahtarı var. Tekrardan. Sürpriz kasa var. Bizde var mı bu? Protein. Yani sürpriz kasa iki tane varmış mesela. Açalım. Spamlar çıkma şansı var bu arada. Toprak çıktı. Miselyum çıktı. Protein kasa var. İçinde içeriği bu şekilde arkadaşlar. Açalım biz. Her kasanın farklı farklı açılış şekilleri var arkadaşlar. 2 kredi kazandık. İşte kredi ismi ne o? Harif. O kasası her gün alabileceğiniz. Burada da yine spawnerlar var. Sunucuda spawner çıkartma ihtimali yüksek. Ne çıktı? Koruma 4 çıktı. Setimize basarız. Böyle bir kitap var. Bu kitap yabancı olduğu için. Claim ile alakalı bir kitap olması lazım bu. Ardından şöyle bir kağıt geldi. Envanterini aç oku diyor. Burada bilgiler var arkadaşlar. Sistemler, hesap eşle vesaire yapabilirsiniz diyor. Başlangıç kitinde ne varmış ona bakmak istiyorum. Enerji içeceği verdi. 8 dakika boyunca hızlı koşma veriyor yani. Klem eşyalar verdi. Balta yerden bulmuştum. Demir kazma verdi. Tahta balta verdi. Ardından şu aç okuyu verdi yine. Ben size şey gösterecektim. Kırılmamış burada var mesela. 499 canı var arkadaşlar. Kırıyorsunuz. Canı düşüyor. Ama arada böyle size vurabiliyor. Farklı şeyler yapabiliyor. Bu tür şeyler var. Ben bir yemek yiyeyim. İleride bunu da yapabiliriz. Bu arada ben bu sunucuda seriye başlayacağım ha. Gençler onu da baştan söyleyeyim. Ardından boss alanına bir gidelim. PvP kapalı diyor gençler. Boss ölürseniz itemleriniz düşer. Bak boss'a ölürse düşüyor itemler. Burada boss'a kesmiş olmaları lazım. O yüzden rahatlıkla girmek istiyorum. Az önce bir tane örümcek boss'u doğdu. İsmi farklıydı. İsmini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Onu kestiler. Balık sistemi var sonuçta. Şu an balıkçıya geçişiyoruz gençler. Tuttuğumuz balıklar bu arkadaşlar satabiliyoruz. Bunun burada da bir tane metin taşı var mesela. Burada balık tutabilirsiniz. Balık için setler vesaire gibi farklı şeyler çıkabiliyor. Spawn'ın da altı gördüğünüz gibi burası da. Var sıralama geliyoruz arkadaşlar. Burada direkt para babalarını görebiliyoruz. Ne kadar abi? 4M 294K. Aynen. Burada ise detaylı sıralama görebiliyoruz. Basın kazananlar, vagonlar, sürüsüyle eşya büyüleyenler, blok kıranlar hepsi burada var abi. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kasalar göstermiştik zaten. O yüzden kara borsaya geçiyorum arkadaşlar. Buradaki yere geliyoruz. Ve kara borsa kalan süre diye baktığımızda arkadaşlar 2 saat 56 dakikası var. Burada büyük ihtimalle klasik bazı oynadığımız sunucularda arkadaşlar. Eşya çıkıyor. Buna en çok parayı veren alıyor diye biliyorum ben. Warp köylülere geliyorum arkadaşlar. O da spam direkt inişinde aslında. Burada bu arkadaşımız istek nakarat meyvesinde maden coin'i veriyor 12 adet. Buradaki yan taraftaki arkadaşlarımız milas coin'leri yumurtalara çeviriyor. Tüccarımız ise şeker diye bir şey var. Pinyatan hediyesi diyor. Verimlilik 6 kazma alabiliyoruz. Taş kalıntısı, ana spawner kasası alabiliyoruz. Patronumuz ne? Misketleri, olimpiyat kasası alabiliyoruz. Var. Maden coinlerine milas coin alabiliyoruz. Tamam mı? Wither'ın kalbi varmış. Milas coinlere buradan event kemiği, netherite, elytra alabiliyoruz. Bayağı uzun sürecek demek oluyor da. Emektar. Taş kalıntısıyla şeyle buradan spawner alabiliyoruz. Ardından. İkisi de kırık taşı, kömüre, bakıra, altına, demire çevirebiliyoruz. Ham demirle, ham bakıra, elmas cevherine çevirebiliyoruz. Wow, güzel lan. Buradan hız iksirleri alabiliyoruz arkadaşlar. Kırık taşlara. Başka yok herhalde. Evet. Şimdi ben tanıtım yapıyorum ama bilmediğim şey neydi? Şu arkadaşlar mıydı? Heh, taş kalıntısı. Büyük ihtimalle ormanda kazım yaparken vesaire bir şunlardan bir yerden çıkıyordur o ya. Hot Arena'ya geldik arkadaşlar. Burada savaş düzenleniyor. Neredeymiş? Her gün saat 9.30'da burada savaş düzenleniyor. Benim hiçbir zaman girmeyeceğim. Dur lan. Ben PvP'ci değilim. Son orada bir şey var herhalde. Oradaki tepeyi korumaya mı savaşıyorlardı? Öyle bir şeydi herhalde kod. Sunucunun demircisine geliyoruz arkadaşlar. Bu herhalde bildiğim sistem. Ne diyor? Demirci. Heh.
Bu bildiğim kadarıyla yükseltme olması lazım. Bakıyorum. Aynen. Arkadaşlar sunucuda bütün sunuculardan ayırt eden özelliklerden biri de yükseltme. Ne? Müthiş bir şey. Yükseltme taşlar var. Büyücü taşı, volkan taşı. Onun haricinde artı basabiliyorsunuz. Mesela sadece netherite eşyalar yükseltilebiliyor anladığım kadarıyla uzak yükseltme araçları. Yardımlarında bütün yardımlara bakabilirsiniz. Artı basıyorsunuz. 2, 3, 4 diyorsunuz. Artı 5 de yanarsa 0'a iniyor artısı. Bunu da baştan size söyleyeyim. Kaptana geliyoruz arkadaşlar. Warp kaptan. Bunda da cehennem dünyası, buraya en az hırslı veya VIP olmalısınız diyor. Ücret de 5K'ya götürüyor bu arada. Ormana gidiyor. Koltuk ormanda rastgele koruma ışınlar. 2,5K para alıyorum diyor. Orman doğuran ışınlar, direkt ormana ışınlar diyor. O da ücretsiz. End dünyasına ise arkadaşlar VIP üzeri ve savaşçı üzeri 10K'ya gidiyor. Biz ücretsiz gemisini sağ tıklıyoruz. Aranan oyuncular varmış. Yantwoord'u bu ödülü görmek için buraya tıklayın diyor. Onu öldürdüğümüzde o ödüller veriliyormuş. Oyuncu arama. Güzel. Neydi? Boyun kim koyuyor? Koymuşlar. Aynen. Claim özelliklerini anlatıyor burada arkadaşlar. Bütün dört tarafta da claim ile alakalı bilgiler yazıyor. Drop varmış bu arada. Drop'un düşmesine kalan süre diyor. 1 saat 21 dakika. Herhangi bir konuma drop düşüyor herhalde. O konuma herkes gidiyor. Artık kimler giderse. Hemen bir dışarı çıkıp bakmak istiyorum. Ne yazmış? PvP açıktır diyor. Oyuncu görüyoruz mu? Biraz ilerledim arkadaşlar. Bir şey düşündüm ilerlerken de. Kaptandan değil de normal bu alandan portal kurup gidersek büyük ihtimalle nedir? Ücretsizdir. Onu da bir söyleyeyim ben size. Oo, bu güzellik varmış. Nice. Direkt ağacı kökten yapabiliyor. Bu arada uçuş süremiz varmış. Ne kadar? 34 dakikalık bir uçuş süremiz var. O yüzden şu an kullanmak istemiyorum. Toplayıcı şey niye yok peki? Dikil var gençler. Toplayıcı odunla olmuyor mu abi? Niye odun artmıyor? Bilmiyorum. Çiftlik var. Burada ekstra özellikler veriyor. Arkadaşlar sunucumuz bu kadardı. Herkesi beklerim. Dediğim gibi ben de seri yapacağım. Gerçekten çok güzel bir sunucu. Tanıtmayı unuttuğum birkaç şey varsa da affola, bölümlerimizde göstertirim. O zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.